Evet değerli arkadaşlar 10. sınıf matematik dersimizin fonksiyonlarla alakalı ikinci soru çözüm videosunda karşınızdayız. Bu, bu videomuzda biraz daha ileri işlemleri beraber yapmayı umuyoruz. Fonksiyonlarla alakalı olan ileri işlemlerde beraber bu füyümüzü işleyeceğiz arkadaşlar. Evet çok güzel bir soru tipiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Piyasanın hemen her yayınında bulunan güzel bir soru tipi. Biz öğrencilerimize şöyle bir fonksiyonu gördüğümüz zaman önce bunu bir düzenleyelim diyoruz. Düzenleyelim diyoruz. Ortada payda işleme işlemini yaparsak şöyle bir bakınız evet. Birkaç değer bulalım. Birkaç değer bulalım. Mesela 2 yazarsam ne olur? 3 bölü 2. 3 yazarsak ne olur arkadaşlar? 3 yazarsak 3 bölü 4. Nihayetinde Son terimimizi de yerine yazarsak ne olur? X yerine 39 yazdığım zaman 40 bölü 39 değeri. Bu değerleri çarp diyor. Şurada 3 değeri evet 3 değerini şöyle alıyoruz evet. Bu değerleri çarp diyor arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız sağ tarafa doğru bir sadeleştirme görüyorum. Bu demektir ki sağ tarafa doğru üstteki terim bir altındaki terimi üstteki terim bir altındaki şuradaki bir önceki adımdaki üstteki terim bir altındaki terimi yok edecektir. Sadeleştirmenin sonucunda üst tarafta kalan terim 40. Alt tarafta kalan terim de 2. Gerekli sadeleştirme yapılırsa aranan cevabımız 2'dir. Evet. Fonksiyonların kümelerini vererekten bir ee, ne zaman fonksiyon olur, ne zaman fonksiyon olmaz sorusu. 5 e numaradan başlayalım çünkü bir önceki videomuzda buna benzer bir soru çözmüştük. Değerli arkadaşlar bir tam sayı vereceksiniz, bir reel sayı bulacaksınız. Daha doğrusu vereceğiniz her tam sayı değeri için bir reel sayı bulmanız gerekecek. Bakın ben burada f bulmak istiyorum. 5 bölü 0. 5 bölü 0 değerli dostlar bir reel sayı değildir. Siz buradan tam sayı olan iki değerini görüntü kümesi olan reel sayılarda bir sayıyla eşleyemediniz. Eşleyemediğim için bu bir fonksiyon değildir. Aynı mantıkla değerli arkadaşlar 4 numaraya bakıyorum. 4 numaranın paydasını sıfıra eşitlerseniz mutlak değerin eksi 1 olması lazım. Yani burada mutlak değeri eksi 1 olan bir değer var mı? Zaten mutlak değer eksi 1 olan değer reel sayılar kümesinde bulunamayacağı için istediği kadar paydası olsun. Burada tehlike yaratan bir durum yoktur. Bu adam bir fonksiyon belirtir. Aynı şekilde değerli dostlar bakın. 3 numaraya dikkat edin. 4x kare artı 2'nin 0 olması lazım paydada sıkıntı olması için. x karenin eksi 2 bölü 4 olduğu bir doğal sayı değeri olmadığı için bu fonksiyonumuzda da bir tehlike yoktur. Q bu arada rasyonel sayılar kümesiydi. Karşıt gelen bütün değerler bir rasyonel sayı verecektir. Burada da sıkıntı yok. Bakın bu adamın ne çift dereceli kökü, ne paydası, ne sıkıntı yaratan bir durumu var. Bu adam her zaman bir fonksiyon belirtir. Bir numarayı özellikle en sona bıraktım değerli arkadaşlar. Bir numarada şöyle bir sıkıntımız var. Ona özel bir ilgi gösterelim. Tamam x artı 3'ü 0 yapan bir böyle bir doğal sayı yok. Yani paydadaki tehlike doğal sayılar kümesi için ortadan kalkmış durumda. Fakat siz doğal sayı vereceksiniz. Verdiğiniz bütün sayılar karşılığında bir doğal sayı olacak. Ben örnek veriyorum. Burada mesela tanım kümemden 2'yi versem. 2'yi yerine koysam 3 bölü 5 değerine karşılık gelir. Fakat 3 bölü 5 de bu sefer değer kümesinde karşılığını bulamayacağı için bu adamlar birer fonksiyon değilken burada karşıma gelen 3 değer bir fonksiyon özelliği kazanacaktır. N'den R'ye giden N'den R'ye giden eşleşmelerden bahsediyor. Hangisi fonksiyon belirtmez. Bakın doğal sayı vereceğim, reel sayı bulacağım. Değerli arkadaşlar bir önceki soruda hemen gözüme çarpıyor. Bakın şurası. 2x eksi 4'ü 0 yaptığım zaman bakın bu adam bir doğal sayı değil mi? Ama ben bunu yerine yazarsam x yerine 2 yazarsam 12'den 1 çıkar. 11 bölü 0 bir reel sayı olarak görüntü kümesinde karşılık bulamayacak. İşte bu adam bir fonksiyon belirtmeyecek. Yani eşleştirmeyi birebir yapamıyor. Hocam burada da bir sıkıntı var diyor. Bazı öğrenciler bunu hemen öne sürüyor. Bakın değerli gençler. Bunun tanımsız olması için x yerine eksi 1 vermeniz lazım. Ama doğal sayılar kümenizde eksi 1 olmadığı için böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmazsınız. Yani bu adam bir fonksiyon değildir. Standart bildiğimiz işlemli bir soru tipimiz. A değerini yerine yazmamızı istiyor. Bakın fonksiyon makinemizde x yerine bakın A değeri gözüme çarpıyor. Hemen ne oluyor? 5A-2. Burada tek sıkıntı değerli arkadaşlar B değerini şurada bir ayrı bulayım. B değerini ayrı buluyorum. Ne yapar? 5B-2. Şu anda ben B değeri FB olaraktan 5 b 2 buraya alacağım ama iki terimli olduğu için onu parantezin içine koymamız lazım. Derslerimde de çok bahsediyorum. Matematiğin artı eksi işaretleri ve parantez kullanma. Bunlar doğru yerde kullandığınızda sizin tarafınızda yer alan değerler ama hata yaptığınız anda direkt düşman safına yani soru safına geçip sizin karşınıza geçen değerler. Bu anlamda parantez kullanma becerisi çok ama çok önemlidir. İşte bakın ortaya çıkan durum, sizlerde görüyorsunuz. 5a 2 eksi 5b ama artı 2 ile bu değerler birbirini götürüyor. Hemen şuradaki yeri temizleyip tekrar buraya dönmek istiyorum. Bakınız, 5a eksi 5b eşittir 15 değeriyle karşı karşıyayız. 5 parantezlemesiyle sanırsam bunun da üstesinden gelebileceğiz. A eksi B değerimizi burada 3 olarak rahatlıkla buluyoruz dostlar. Gene bakın sevilen bir soru tipi. F8 değerini soruyor. Değerli arkadaşlar reel sayılardan reel sayılara giden bu fonksiyonumuzda bir F1 değeri soru içerisinde yer almış. Hatırlayacak olursanız şu adam x değeri reel sayılar kümesindeki istediğim her bir değer olabilir. O zaman ben ilk etapta x yerine bir 1 yazarak dikkat edecek olursanız x yerine 1 yazarak şöyle bir denklemle karşı karşıya kalıyorum. Çünkü e, sanki siz duyar gibiyim. Hocam şurada f1 değerini bilsem F1 değerini bilsem ben bu soruyu çözerdim diyorsunuz. Ama ben de size F1 değerinin bulunmasını gösteriyorum. Alın F1'i buraya dostlar. Bakın çok güzel bir hareketle F1'i 4 olarak bulduk. Otomatikman buraya 4 yazın. Hiç kendinizi de soruyu da üzmeyin. 6-4'ten de gördüğünüz gibi fonksiyon makinemizin kuralını bulduk. Şimdi de 8 için bu makineyi çalıştıralım x yerine 8 yazıyorum dostlar. 2 kere 8 artı 2'den 16 artı 2 çok güzel bir şekilde bakın fonksiyon makinemizin kuralını bulduktan sonra çok bir sıkıntı çıkmadan işi bitiriyorum. 5 numaralı sorumuz gene güzel sevilen bir yorum sorusu. Hangileri doğrudur? Tanım kümesi 1 2 3 4 pardon 1 2 3 diyor. Çok net kafadan doğru diyebileceğiniz bir özellik. Görüntü kümesi. Değerli arkadaşlar görüntü kümesi. Görüntü kümesi. Sizin bu değerleri yerine yazarak bulduğunuz. Bazen bu kümeyle aynı olan bazen bu kümeden farklı olan bir kümeydi. X yerine 1 yazalım arkadaşlar. X yerine 1 yazarsak. Değer kümesinden aldığım adam 3. X yerine 2 yazarsam Fonksiyon makinen beni 4'e götürüyor. X yerine 3 yazarsam 3 artı 2 5 yapıyor. İşte bu adamları geleneksel olaraktan küçükten büyüğe doğru sıralarsanız burası sizin görüntü kümeniz oluyor. Bu da doğru. Değer kümesi, değerli arkadaşlar değer kümesine siz ya da bir sene hani, sorunun dışından biri müdahale edemez. Burası değer kümesi budur bakın. Siz o kümenin bir parçasını, orasını, burasını alamazsın. Ha görüntü kümesini bu şekilde bulabilirim. O da zaten fonksiyon kuralına bağlı. Ama tekrar ediyorum, değer kümesine hiçbir şekilde müdahale edilemez. Burada bir yanlışlık var. Bu anlamda sorumun cevabı da 1 ve 2'dir. Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuz. Bir f(x) fonksiyonu her gerçek sayıyı kendisinin 4 katının 2 eksiğine eşlemelidir diyor. Sanki 9. sınıfta gördüğümüz denklemler eşitlikler konusunun bir uygulaması gibi. Bu kurala uygun fonksiyonu yazdıktan sonra x yerine a yazıyoruz. 3 a eşitliyoruz. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak olursak a eşittir. 2 ile bu kısmında işlemini yapmış oluyoruz. Evet. Evet değerli arkadaşlar güzel bir soru tipi. E son yıllarda yenilesi sorular diyerekten öğrencilerin e, bir grup öğrencinin sevdiği, bir grup öğrencinin biraz mesafede davrandığı bir soru tipi. Bakın bunları e, düzenli bir şekilde okumak çok net cevaplar getirir. Bir manavın haftada satılan elma miktarını gösteren tablo. Pazartesi 30, salı 40, çarşamba 30, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde kilogram. Buna göre verilen hafta gün isimlerini, o gün satılan elma miktarlarını eşitleyen fonksiyon diyor. Birkaç tanesini kontrol edelim. Pazartesi 30 yapması lazım. Evet. Evet. Bakın bu gitti. Evet. Bu gitti. Bu şekilde arkadaşlar. Salı'yı 40 yapacak. Salı 40. Salı 40. Buraya gelirim. Salı 40. Çarşamba 30. Çarşamba 30. Çarşamba 30. Çarşamba 30, çok güzel. Şimdi bir yukarı alayım. Buraya daha net görelim. Perşembe 20 diyor. Perşembe 20, perşembe 20, perşembe 20. Devam edecek olursak Cuma 25 değerli arkadaşlar. Cuma 25, cuma 25, cuma 25. Cumartesiye hızlı bir şekilde bakalım. Çünkü sanırsam bu eşlemeler Şurada cumartesi 30 tamam. Pazar 50 pazar 50 pazar evet eşlemelerde sıkıntımız yok. Şimdi fonksiyon mu değil mi olayına bakalım. Bakın. Bunlar eşlemiş A ve B ve D bu tabloya uygun eşlemeleri yapmış ama fonksiyon mu? Fonksiyon olması için ne yapmamız gerekiyordu arkadaşlar? Değer kümesinde tüm elemanlar eşlenecek ve tanım kümesinde tüm elemanlar eşlenecek. Değer kümesinde yalnız bir tane göreceğiz. Bakın. 30'dan 3 tane görüyoruz. Olmaz. Hemen hızlandırayım biraz. Bakın 30'dan 2 tane görüyorum. 3 tane de burada görüyorum. Pardon bu da olmaz. Sizin 30 değeriniz değer kümenize sadece bir defa yazılacak. Bahsi geçen mesela burada birden fazla kullandığı başka değer var mı? Şu an yok. 30 değeri zaten benim için 2 tane şıkkı da eliyor. Siz değer kümesini 30'u birden fazla yazamazsınız. Bu da fonksiyonun bir diğer özelliğidir. Bu şekilde B cevabını da buluyoruz arkadaşlar. Bakın hangileri bir fonksiyondur? Hangileri bir fonksiyondur? Bir sıradaki öğrencileri öğrenci numarası ile işlemi. Çok net değil mi? Mesela isim listesinde ne var? Ahmet var. Ahmet'i öğrenci numarası da 20 olsun örnek veriyorum. Ahmet'i 20'ye eşliyor. Bu şekilde siz sınıfınızdaki bütün öğrencileri, bütün öğrencileri bir sayıya eşlersiniz. Ve karşılık gelen değerler de her zaman tanım kümesindeki bir değerle eşleşmiş olacağından buradan bir fonksiyon yazabilirsiniz. İki numaraya bakıyorum. Basketbolcuları boylarının uzunluğuyla eşleme. Az önceki haftanın günleri sorusuna benziyor arkadaşlar. Siz basketbolcuların boylarını ölçer işte A basketbolcusu ya da Ahmet basketbolcusu boyu şu kadar şeklinde tanım ve değer kümelerini rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Evet devam edelim. Bir okuldaki öğretmenleri yurt dışına ziyaret ettikleri ülkeleri leşleme. Değerli arkadaşlar şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Bir okuldaki öğretmenlerin hepsi yurt dışına gitmiş midir? Bakın sizin bir insanın boy uzunluğu her zaman vardır. Hesaplanabilir. Öğrenci her zaman bir numara vardır ama yurt dışına gitmeyen bir öğretmen varsa tanım kümenizde boşta eleman kalmış demektir. Ve diğer yönden örnek veriyorum. Diyelim ki A ve B insanları yurt dışındaki C, D, E mesela A adamı A adamı C'ye gitmiş. Doğru mu? B adamı herhangi bir ülkeye gitmek zorunda değil. Gider de gitmez de. Bu anlamda siz 3 numarada bir fonksiyon oluşturamazsınız. Bunun cevabı da arkadaşlar 1 ve 2'dir. 3 numara bir adım ötesi testimizin 3 numaralı sorusunda gene bir fonksiyon tanımı görüyorum ama uzaklık. Değerli arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapalım. 9. sınıfta uzaklık matematikte mutlak değerdir. Bunu hemen hatırlamanızı istiyorum. Bir fx fonksiyonu bir gerçek sayıyı 13 ile uzaklığına dediği anda işte böyle bir fonksiyon inşa etmeniz lazım. Fonksiyonumun kuralı budur. Mutlak değer hatırlayın uzaklık kavramının en önemli temsilcisiydi. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Şuradan devam edelim. A yazıp 11 eşitleyelim. X yerine A yazıyorum. 11. Karşımıza bir mutlak değer ifadesi varsa hayat size iki türlü bir yol çiziyor. Ya artısın ya da eksisin şeklinde. Dikkat edecek olursak buradan A değerimi 24. Buradan da A değerimi 2 buluyorum. Arkadaşlar sorunun hüküm cümlesinde çarpımını soruyor. 24 ile 2'yi çarparsak da bu soruyu da sağlıklı bir şekilde çözerek işi bitiriyorum. Değerli arkadaşlar farkındaysanız bir kademe daha üst seviye sorularla bu video çekimimizin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.